Kıymetli basın mensupları, hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Adana ve Samsun'da iki ayrı kökünü kurutma operasyonu adı altında uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusunda hem Adana Başsavcılığı hem de Samsun Başsavcılığı koordinasyonunda Adana Emniyet Müdürlüğümüz ve Samsun Emniyet Müdürlüğümüz, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığımız, Adana Emniyet Müdürlüğümüzün Narkotik ve Samsun Emniyet Müdürlüğümüzün narkotik ve diğer birimleriyle birlikte sabah 05 itibariyle kökünü kurutma operasyonu gerçekleştirilmiştir. Biz sabah 4.30'da Türk Polis Teşkilatımızın kahraman mensuplarını yola çıkardık. Emniyet Genel Müdürümüz, Adana Valimiz, Adana Emniyet Müdürümüz ve Narkotik Başkanımızla birlikte onları selametledik ve saat 7.30 itibariyle de, yani 2,5-3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde 211 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Samsun'da da eş zamanlı operasyonda 92 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Burada 2037 polis memurumuz katıldı bu operasyona. Aynı zamanda 22 narkotik köpeği, bir helikopter, bir İHA bu operasyonda bulundular. Yine özel harekat mensuplarımız da, polisimiz de bu operasyon içerisinde bulundular. Uyuşturucu denilen belayı tamamen silip atmak, uyuşturucunun kökünü kurutmak için gerek emniyet teşkilatımız, gerek jandarma teşkilatımız büyük bir çaba sarf etmektedir. İnanıyoruz ki gerek sınırlarımızda, gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız. Hem ailemize, ailelerimize, hem anneye babaya saygıya, hem gençlerimizin geleceğine büyük bir tehdit olan bu uyuşturucu belasıyla terörle nasıl mücadele ediyorsak, suç ve suçluyla her alanda nasıl mücadele ediyorsak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aziz milletimiz bize güvensin. Aziz milletimiz bize itibar etsin. Avrupa'da bugün uyuşturucu için neredeyse devlet kendisi şırınga vermektedir. Narko şoplar, narko kafeler açılmaktadır. Amerika'da daha ileri gidilmektedir. Neredeyse narko kasabalar oluşmuştur. Buna rağmen etrafındaki coğrafyanın bütün zorluklarına, özellikle Orta Doğu ve diğer noktalardan gelen o uyuşturucuların engellenmesi yönünde ortaya konulan bütün mücadeleyle birlikte hem Türkiye'de uyuşturucunun satılması hem özellikle Afganistan'dan, hemen yakın komşumuz İran'dan ve birçok yerden doğal uyuşturucunun, sentetik uyuşturucunun da Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye dışından başka yerlere, özellikle Orta Doğu'ya, Körfez ülkelerine sentetik uyuşturucuların intikal etmesini engellemek için hem ülke çapında hem uluslararası alanda birçok operasyona imza atılmıştır, atılmaya devam edilecektir. Ben öncelikle tüm Türkiye'de bu mücadeleyi yapan emniyet teşkilatımıza ve jandarma teşkilatımıza ve aynı zamanda tüm arkadaşlarımıza, bu mücadelede birlikte çalıştığımız tüm savcılıklarımıza ve yargı camiasına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Allah yardımcımız olsun ve inanıyorum ki
bu belayı da Türkiye'de ortadan kaldıracak, en alt seviyeye indirecek aileleri ve gençlerimizi inşallah bu beladan kurtaracağız. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Yani 9 aylık takip sonucunda bir projeli operasyondur. Bu operasyonlar uyuşturucu ele geçirme operasyonu değil, uyuşturucu satıcılarını ele geçirme operasyonudur. Yani bu operasyon orada geçer yine ama orada ellerinde bulundukları malzeme ele geçer. Bu operasyonlar uyuşturucu satıcılarını ele geçirme operasyonudur. Çünkü 9 aydır teknik olarak izlenmektedirler. Savcılık kararıyla, mahkeme kararıyla izlenmektedirler. Yani burada en önemli meselelerden bir tanesi, bazen vatandaşlarımız şöyle bir şey söylüyorlar haklı olarak, ya biz şu köşenin de satıldığını görüyoruz, şu sokağın köşesinde acaba niye müdahale edilmiyor? Aslında biz onları görüyoruz, biz onları mahkeme kararıyla zapta alıyoruz ve ardından hemen işte bu uzun izleme sonucunda, çünkü oraya ulaşıyoruz, satıcıya, satıcıdan ona satana ulaşmaya çalışıyoruz. Ve en nihayetinde kökünü kurutma dediğimizin anlamı da tam budur. Yani bunun kökü neredeyse oraya kadar gidebilecek sabırla tüm teknik kabiliyetlerimiz ve kapasitelerimizle bu operasyonları gerçekleştiriyoruz. Teşekkür ederim.